Merhaba arkadaşlar. Bu kitle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı Niyetlenin bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Şöyle hep beraber dinleyelim diyorum. Tabii ki de arkadaşlar her zaman söylüyorum. Uyanlar sizin, uyuyanlar evrenin olsun enerjisiyle dinleyin. Çünkü hepimizin maalesef hayat mücadelesi de sıkıntıları da birbirinden bambaşka. Sadece sizlerden bir ricam olacak. İlk kez katılan arkadaşlarım ya da sürekli dinleyen arkadaşlarım olarak. Kanalınla alakalı gereksiz bir saldırı durumu oluyormuş. Yorum ve beğenilerinize desteklerinizi bekliyorum. Her izlediğiniz vizyo, video için geçerli bu. Ee, desteklemek isteyen arkadaşlarım varsa desteklerini bekliyorum herkesin diyorum. Neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra şöyle gördüklerimi sizlere yorumluyor olacağım. Herkes kendi hayatındaki konuya odaklansın diyorum arkadaşlar maalesef çok daha biraz tuhaf hissettiğim bir açılım neyse ki bir ay yıldız var burada atacağınız resmi imza net var ve siz zaten sadece ona kanalizesiniz mantık ve duygu arasında ikilemde kalmak gibi gelecekle geçmiş arasında ikilemde kalmak gibi aslında ne yapacağım acaba ne yapsam acaba ne olur acaba dediğiniz bir süreç varmış ve bununla alakalı boş laflar var hiçbir şekilde yardım eli uzatıldığını söyleyemem Aldığınız haberler daha da sizi çukura çekiyor gibi. Daha da develenmenizi sağlıyor gibi. Şimdi burada çift yani bir sürü aslında gözler var. Bir sürü yerden göz görüyorum. Bu da sizin e, birilerinin e, çok sürekli baktıkları anlamına gelir. Sürekli bakıyorlar. Şurada bir iskelet çıkmış. Birilerinin hastalık haberini almış da olabilirsiniz bu arada. Hastalıkla da aman diyorum hep Allah düşürmesin eksik de etmesin ama... Başı sağlık her şeyin kalanı halloluyor gerçekten. Şimdi benim buradan gördüğüm şu her şekilde boş laflar var, boş sözler var. Çok konuştuğunuz bir süreç. Birleş ya bir şeyleri dengelemeye çalıştınız kesin. Çünkü dışarıda özellikle birilerine birilerinin üstünü çizmişsiniz dışarıda. Senin gibi dostum yok artık, senin gibi kankam yok artık, seninle işim yok artık dediğim bir e, keşiretiği olan var. Çünkü anlat anlat duvara anlat diyor. Bak karşında ama kimse yok gibi. Boş bakıyor. Boş konuşuyor ve boş yani boşluk gibi. Ha e, duvara anlatmışsın. Ha ona anlatmışsın. Dönüşleri senin için çok bir hayırlı değil. Ve de öyle güzel bir nota var ki burada bir şeyler senin adına çok sevinçli e, oluyor. Şeklinde görüyorum. Haricinde aslında maalesef o boş işte anlat anlat kendin dinle dediğin kişi senin için kimse maalesef. İşte o insanla diyaloğun başlamış. Ee, bir belirsizlik yaşıyorsun evet ama bu belirsizlik yeni başlamış arkadaşlar. Yani sizce de şöyle zaten. Ben şu Kasım'ı görmeden ben bu aralığa ay diyeceksiniz ki ya biz Temmuz'dayız aralık diyorsunuz ne diyorsunuz? Çok haklısınız. Şunu söylüyorum. Şimdi ardı ardına yaşamak zorunda kaldığınız artık havada kalmaktansa bunun savaşını veririm dediğiniz bir süreçten geçiyorsunuz arkadaşlar. Öncelikli bu. Şimdi önce bunu söylemek isterim size. Şimdi ya biriyle yola çıkacaksınız. Ya kişiden emin değilsiniz ya kendinizden. Siz burada Temmuz'un sonunda en geç bir şeyi netleştirmek zorundasınız. E çünkü zaten bu daha ilki. Sonrası da gelecekmiş gibi duruyor. Hmm. Nuh diyor peygamber demiyor. ittiriyorsunuz. Arkadaşlar birisi var. O birisiyle öyle bir e, inatlaşmamız var ki şimdi sen onu ittirmezsen bu hiç çözülmez mecbursun ve o hemen onun arkasında onu dolduran biri var. Yani sen mücadele ediyorsun etmesine de. Onun arkasındaki insan dolduruyor ki. Şimdi burada bak 1 iki 3 kişi hepiniz ayrı yönlere bakıyorsunuz. Ha bu böyle bir karışıklık. Şimdi şöyle sen diyorsun ki ben kırmızıyım o diyor ki ben griyim öbürküsü ben siyahım. Hani öf, herkes ben benim diyor yani. Gerçekten herkesin ben dediği bir süreç olarak çıkmış burada söyleyeyim size. E, ve bu çok yakınlarınız olarak e, zaten veriyor aslında şeyi. E, çok net herkes boğa çok inatçı çok sinirli. Bu yüzleşmeyi yapmak zorundasınız. Başka türlü zaten ileriye geleceği adım atamıyorsunuz. Yani her neyse buradaki sizin için sıkıntı dediğiniz durum. E, buradaki o sıkıntıyı mecbursun. İki iki daha dört ya sen de bu sıkıntı yaşamak zorundasın bu kadar daha bunun şeyi yok ee, başka bir oluru yok resmen oluru yok ya başka türlü bir mümkün değil şimdi tamam gittin konuştun yüzleştin bir şekilde kendini Burada bunu çözdün Aileden de aynı anda aynı haftalarda halledilmesi gereken bir sürecin ne olduğunu göstermiş. Diyorsunuz ki ne düşünüyorsunuz? Ne sustun Buket Hanım? Arkadaşlar şimdi bunu nasıl e, bu inat bir kavga eden çiftin inadı gibi. Herkes ben haklıyım diyor. Ve tam üç kişi olarak görüyorum sizi. Bu üç kişinin birbirleriyle bağları var. E, ve e, öfkelisiniz. Yani birisinin sakin olduğunu görsem ortalık toparlanacak diyeceğim. Öyle bir sakinleşiyorsunuz ki ama bir araya gelince Hop tekrardan yani zaten enerji bu başa sarma enerjisi var sürekli hem de yani çok net şey diyor sunuz tam sakinleşiyorum bir araya geliyoruz konu açıyoruz hop ben yine sinirleniyorum ama sadece siz değilsiniz işte hepsi üçünüz de öyle şimdi ve maalesef şimdi baktığımız dostuz. Ara ara sakinleştikçe konuşuyorsunuz. Ama hop başa sarıyor bak. Devam ediyor gördünüz mü? 10 gün öncenizde başlamış gibi. Burası Temmuz, Ağustos, Eylül'de. Şurada bu sefer iki kişi, yani iki kişi kalıyor diyor. Kafa kafaya veriyorlar. Tam bir aydınlık hop başa çekmek gibi bir durum var. Yani imza atacaksınız bu bir e, resmiyete dökmekse de Eylül'de yani Eylül'e kadar sürecek bir döngünüz, kısır döngünüz, bu gibi döndür, dolaştır aynı şeyler. İş yerindeki sıkıntılar bitmemiş, evdeki sıkıntılar bitmemiş eşler arasındaki sıkıntılar evlat sıkıntısı artık neyse bilmiyorum hani söz veriyor dışarı çıkmayacağım anne söz veriyorum hop gece kaçıyor gene falan gibi düşünün para harcamayacağım anne deyip dersi gün tekrardan bir sürü borca girmiş bir çocuk derdi düşünün var olan derdinizin biraz bu bumerangvari gibi olduğu için e, teylirinin ortasına kadar sürme ihtimali çok yüksek ki en sonunda zaten işi resmiyete dökmekte yani hakkım yeniliyor dediğin ya bir e, pes edeceksin tamam diyeceksin ya bu insan beni e, böyle hani ben kabul ettim artık şey yapacağım. Çözdüm meseleyi. Bitirdim olayı. Neyse ne artık bilmiyorum da. Hani e, şey gibi duruyor çünkü. Hallettim. Çözdüm. Bitirdim. Devam ettirmiyor yani. O yüzden sen burada buna devam etmeyeceksin. Yanı başında korumak istediğin birisi var. Böyle e, anneler ve eğer babalar için evlatları işte belki de 80 yaşında evladım var ama hala bebeğin gibi görüyorsun ya. Öyle bir şey. Kundakta gibi. Böyle özenle bakıp beslediğim bir şey var. içindeki umudunu da yitirmiyorsun maşallah. Aslında belki de umut o işte. Güzel mi? Ağustos, Eylül'ün ortasına kadar devam edeceği için aslında sen her şekilde başa sara sara bir şekilde bunlar başa sarılıyor. Bak, Allah'tan rahatlıyorsun. Nazar ve kötü enerji yok. Bu iyi bir şey. Şimdi aile içerisinde olaylar gündemde arkadaşlar. Bu başa sardığın, aylarca uzayan, devam eden, hep çözemediğin, bulamadığın artık neyse bu. Kesinlikle bakar mısınız ya? Şimdi şöyle ki, herkes el elere tutuşmuş. <laughs> A harfindeki bir kişinin ortada bir paranın yanında durduğunu görüyorum. A harfindeki bir kişinin paranın yanında dururken kafasında birisiyle yüzleştiğini görüyorum. Sağ tarafta Selloğullarından 3 kişi var. Sol tarafta da Seferoğullarından daha kalabalık 3, 2, 4, 6 kişi var. Yani birisi 3 kişi, birisi tam 2 katı, ortada bir para, Oysa ki bu A harfindeki kişi ne sağdaki Seferoğullarına 3 kişiye bir şeyleri anlatıyor ne de soldaki Terlioğullarına 6 kişiye bir şey anlatıyor. Yani aslında e, bu A harfli kişi e, hane içinde tam ortada duruyor ve kafasındaki bir kişiyle yüzleşme yapıyor. E, ki ancak o yüzleşme netleştikten sonra sağa ya da sola eşit bir şekilde bölüşülür orta noktada bulunulabilir yani. <laughs> Peki günün sonunda ne oluyor biliyor musunuz? Herkesin gerçek yüzüyle yüzleştiğiniz için kendi başınıza dimdik duruyorsunuz. Önünüze sonsuzluk ifadesini almışsınız. Hatta bakın teksiniz. Teksiniz yani. O yüzden de e, küslük de bitmiş olur, mücadele de bitmiş olur. Bitecek. Eylül'ün ortasına kadar sürmüş olan e, mevzu aslında zincirleme mevzu o. Ama bitiriyorsunuz. Şimdi bir kişiyi ekarte etmişsiniz. üç kişi kalıyor. Üç kişiden biri de büyük elini kaldırmış zaten. Hani böyle ma masaya hakim vurur da böyle hani e, karar verildi falan gibi bir şey söylenir ya. O bir büyük para, elini kaldırmış masaya vurdu vuracak artık netleşmiş. Biri zaten ekarte olmuş. 3 kişisiniz de bu üç kişiden birisi çok büyük bu size olabilirsiniz. Bir karar var onu beyan ediyor olabilirsiniz. Evlilikle alakalı çift ilişki ikili ilişkiler kısmına baktığım zaman da bir balık var ve tertemiz ilerliyor. Bir göz var geçmişte kalmış ve bakıyor sadece. Yani aslında sen yeni bir ilişkiden çıktın. Geçmişteki insan seni sadece arkanda kalsa da ne yapıyorsun diye gözetler ama sen yepyeni bir ilişkiye adım atarsın. Yani senin önünde açılacak bir yeni sayfa. Evli çiftlerimiz yeni bir süreçmiş gibi değerlendirirsin. Yani yeni bir süreçten kastım da şu. Hani önceden biz şöyle yapıyorduk. Şimdi artık böyle yapıyoruz dediğiniz bir süreç olarak değerlendirebilirsiniz. Falınızın enerjisi sonrası için o kadar temiz ve o kadar rahatlamış olacaksınız ki. Zaten üzülerek söylüyorum. Temmuz olsun, Eylül, Eylülünde maksimum 15 olsun ki 15 sürmeyecek ama. Hani senin burada aşacağın sıkıntılı süreçlerini zaten seni tam da bu günlerini yoğuran şeyler. İşin güzel tarafı ayın 15'i e, Eylül 15 itibariyle artık geride kaldı. Çok şükür bu günleri de bitirdik ya. Dediğim bir süreçmiş gibi durmakta. Şimdi yerini korumaya çalışıyorsun. Bir kişi bir büyük kaldırdı elini, masaya yumruğunu vuruyor gibi. Sen var olan yerini edindiğin saygınlığını ya da e, vuran sensin zaten. Yaptığın konu, konuların artık ben yerimi korumak için bunu yapmak zorundayım demişsin. Büyücü kart zaten senin aslında dualarla, manevi değerlerle e, korunduğun anlamına gelir. Yani bir şekilde enerji olarak e, senin için hakkında hayırlı olacak olan ne varsa aslında onu e, yapıyorsun. O geliyor başına. Tek kalmışsın dedim ya seferoları, teller oları, ortalar bulunmuş. Tek kalmışsın. Yolun açık ve hakkında hayırlı olan oluyor her şekilde. Burada da teklif var. Bir teklif var sevgili arkadaşım. Birisi var dedim ve bir çift gözü izliyor dedim. İster bu evlilik teklifi olsun, ister işte birliktelik teklifi olsun. Artık hayatında çift olarak hangi aşamadasan, hani hangi aşamadaysan, hangi aşama seni bekliyorsa ya da işte ne olmasını istiyorsan onunla alakalı alacağım bir haber var alacağım bir teklif var zaten bir şekilde önünde aydınlık ve temiz gittiği için var olan süreci alır haberini devam ettirirsin. barıştık teklif etti sevgili olduk teklif etti vesaire vesaire bir teklif var hayırlı bir tekliftir bu da diyorum ve görebildiklerimi aktarmaya çalıştığım dilemin döndüğünce dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sabahları ayrı, akşamları ayrı iki bakımda karşınızda olmaya e, devam edeceğim. Her zaman e, sayenizde edebildim. İyi ki o yüzden sizler varsınız. Teşekkürün en büyüğünü sizler hak ediyorsunuz. Bunu da gönülden diliyorum. Her falanını da ifade etmeye çalışıyorum. Tabii ki de vardır hatalarım, bazen eksiklerim. Affola diyorum arkadaşlar. Sadece tavsiyem şudur ki beddua etmenizi, gerek duyduğunuz kişiler hayatınızda size neler yapmış olursa olsun bedduaya ağzınızı alıştırmayın o kişiyi her gün hatırlatıp kendinizi sinirinizi öfkenizi çoğaltmayın beddua ederek aslında ona bir şey yapmış olmayacaksınız çünkü ilahi adalet zaten er geç tecelli edecek aslında sen sadece e, içindeki o öfkeyi dindirmek istiyorsan er geç tecelli edecek olan ilahi adaleti teslim et ben de benim meselem değil artık bu evrenin meselesi de ben seni Allah'a havale ettim ve bitti benim seninle mesela. Çünkü her hatırladığında ve öfken arttığında kendi kendini negatif bir enerjiyle besliyorsun. Farkında değilsin ama besliyorsun. Yani çünkü şer sanarsın ama belki de hayırdır o senin için. Ancak bunun sana yarın gösterecek hayır mıdır şer midir? O yüzden tavsiyem kesinlikle akışta kalmanız, yarınlardan da umudunuzu yitirmemeniz. Çünkü bir kapı kapandıysa da biri mutlaka açılacak. Yeter ki sağlık olsun. Geçmişteki sıkıntılarını yine sen açmıştın. Şu anki sıkıntıların da üstesinden geleceksin. Yeter ki sağlık olsun diyorum. Sadece düşürmesin, eksik etmesin Rabbim. Allah sağlık versin sevdiklerimize ve bizlere inşallah diyorum arkadaşlar. Bu günlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın.